Denizli'ye, Ankara'ya, Karadeniz'e. Ben çok gezen bir kardeşinizim. Edirne'de, Erzurum'da dedim. Baktım, bağından üzüm alacağım vatandaş. Ben askerliğim, Erzurum çok önemli bir kent dedi. Ben orada Türklük şunu erdim dedi. Bir Edirne'li dedi. Ve düğümlük dedi benim önümde. Şimdi sevgili kardeşlerim, Erzurum'u unutmayacağız. Gazeteleri, hak şeylere hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif o anı seyreyler. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. İşte bakışımız da bu olmalı. Yine İbrahim Hakkı Hazretleri, insanlar güç sahibi olabilir ama önemli olan insan yetiştirmek. Diyor ki İbrahim Hakkı, bir Erzurum şivesiyle ulan hoş geldiniz. Ne bu kadın alkıştı siz? Ta bu kadın Erzurum'dan çıkan alkışta bu. Hem böyle ha kubban olayım o sıfatı sağ ulan. Şimdi bir uzun hava okuyalım. Yola bakın belki gelen babamdır. Değerli üstad kardeşlerim hep birlikte alkışlar mıyız? Yoksa beni oraya getirmeyin bak.
Sene bakın belki gelen babamdı. Güne bakın belki gelen babamdı. Bahar ayında çayların coşar akar oy Erzurum yaylaların çiğnen ballar yeşerir ovalar dallar oy Erzurum vay Erzurum bağdan döken can Erzurum oy Erzurum vay Erzurum bağdan döken kar Erzurum. Teşekkürler, ellerinize sağlık. Şimdi Şener Şen burada olsaydı derdi. Ulu maşallah, Erzurumlar ne kadar güzel alkış yapıyor. Ulu aferin. Bana ne alkışlısınız? Öyle değil mi? Teşekkürler. Kıymetli misafirlerimiz, Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Salih Hızlı Bey aramıza teşrif etmiştir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Başkanım. Evet, o güzel alkışlarınız Müslüm Eren için. Kendilerini alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hepinize saygılar, selamlar diliyorum tekrar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim. Bar oynuyor dadaşlar, baş tarafta bar başı ve onun arkasında diğer mert arkadaşı. Hepsi de çelik gibi dimdik duruyor şimdi. Sana hayrandır herkes, ey Türk'ün Türk dadaşı. Huzurlarınızda Erzurum bar ekibi. Ve hocaların hocası Hasan Alabur için de bir alkış gelsin. Bak, yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar. Kahramanlık, yiğitlik, erlik destanıdır bak. Bu oyunda gör bizi, geçme sakın Irak'tan. Gözün varsa seçersin, barda karayı aktan. Bir savaş sevgi vardır dadaşın her barında. Dönünce kanın kaynar o andamalarında. Doyum olmaz, bir görsen Köroğlu'nun barını. Güvenirsin gücüne, düşünmezsin yarını. Kumru'dan ta Basra'ya çağlayan selimiz var.
Bahtımız kara değil bugün, kara su kadar. Bingöl, Bingöl yaratmadı mı? Kan çağlayan arası, Hazar çalkalanırken kanar Türk'ün yarası. Aman Aras, Han Aras, Bingöl'den Balkan Aras. Al başımdan sevdamı, Hazar'da çalkan Aras. Dalaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez. Çağlayan bir sel olur, dallara da baş eğmez. Yayla bulutu gibi yükselir yavaş yavaş. Sonra birden sel olur, köpürür coşar dadaş. Doğunun sınırdaşı, Erzurum'un dadaşı, Efes'i var İzmir'in, eğilmez Türk'ün başı. Barbaşı sallarken gönülden mendilini, gözün al dadaşım sen de sevdiğini. Dinle davul ne diyor. Ben bu sese vurgunam, can can can. Canlar yurdumdur elbet, her can vatana kurban. Atalar yurt sevmeyi davuldan öğrendiler. Bu ilk barın adına Serhoş Barı dediler. Dadaşlar ağır ağır bir halka sevildiler. Yurda kurban yiğitler bu halkaya girdiler. Ses yok, donmuş dudaklar, gözler halkalanıyor. Ufuklar bayraklaşmış, cihan dalgalanıyor. Dan, dan, dan. Kanları kaynaştıran bir ses çıktı zurnadan. Dağlar gibi dalaşlar kımıldandı durmadan. Ya Rab, bu ne duruştur? Gözler şimşekleniyor. Ufuklar bayraklaşmış, cihan dalgalanıyor. Çekil ey paran döken, dört başından karını. Dadaş oynarken senin, gösterir vakarını. Vur davulcu davula, candan coşsun dadaşım. Çal zurnacı, oynasın dadaş, dönüyor başım.
başta üstadlarımız olmak üzere Erzurum Bar ekibine gönülden teşekkür ediyoruz ve alkışlarla uğurladık. Tekrar alkışlar mıyız? Değerli hemşehrilerimiz, biraz sonra Doğu'nun fasıl ekibi sahne alacak ve hepimizin beklediği TYM'i de Akhisar'da. Ona gelmeden bir alkış alabilir miyiz? Şimdi alkışlarınız başta Erzurum'dan gelen çok kıymetli kardeşim Harun Dondurmacı olmak üzere saz ekibimize güzel bir alkış alalım. Ve alkışlarınız Yaşar Aytan ve Murat Cilisli için geliyor. Varlığın kefendi, evin kapısında.
kabristan, göbekçilik taş bir mezar olur. Ah bir mezar olur olur. Sin. De kuruza sağlık. Cümleten selamun aleyküm. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu akşam Erzurum akşamı ama bütün güzel ülkemizin insanları da var burada. 81 ilin insanı da var. Kurban olayım ben size. Allah ağzımızın tadını bozmasın. En kötü günümüz belli olsun. Çabalıyorlar birbirimize vurdurmaya. Ama biz hiçbir zaman işte böyle iyi günde de inşallah kötü günümüzde de böyle birlik beraberlik içinde olak. Olak mı? Oy kurban olayım ben size. Bize yıllarca yapmışlar, fitneyi, fesatı sokmuşlar, başaramamışlar, yine başaramayacaklar. Valla Amerikanya'da bir tane kırmızı turp var. Bırak kardeş, telefonlarını kapatmış bana. Açıram yok. Anasını aradım hocam. Papazı istiyor da dedim, anan yolla, papazı yolluyor. Ben de yolda yok, rafta yok. Bırak kardeş, nedir sağdan soldan saldırırlar. Saldırsınlar bak, biz yine eğleniriz. Umurumuzda ne, boş ver ya. He vallahi. Ama bir dakika Ziram, şimdi bizim evin oradan her gün arabayla, el arabasıyla her şey satıyor. Aşoti, tere, maydanoz, bakırır. Efendim bundan bir ay önce 10 liraya aldığımız tere böcün olmuş 15 lira. Ula dedim niye der, bir dolar artmış. Ula tereye ne oğlum? Bostanda bir değil, tereye bile millet ney bak. Uyanık, tere yazam, süt yazam, ola inek arazide ot yiyeceğini sakıysan süt olur da ona bir de zam var, fırsatçılık etmeyecek. Elimizden ne geliyorsa, çünkü kötü bir gün olursa hepimize dokunur. Onun için birlik beraberlik içinde olan kurban olayım ben size. Daha bilirsiniz beni, böyle kim sıkışırsa hemen beni arar. Yıllardır hep ben anlattım, Amerika'yı anlattım, Avrupa'yı anlattım, İsrail'i anlattım, bak dediklerim hep çıktı. Yıllar önce anlattıklarım çıktı. Ama bunlar utanmaz herifler. Mesela geçen gün beni aradılar, hele deyin nereden? İspanya'dan. Beni ulaşamamışlar, meclisi aramışlar. Meclisten beni aradılar. Teyami ya herifler seni arıyorlar dedim. Yabancı telefonları açmayayım. Tanımıyorum ben, ne bileyim kim arıyor kardeş? Hemi başkan. Dediler ki İspanya Başbakanı seni arıyor. Dedim hayırdır.
İspanya'da bu arenalar olur ya, boğa güreşi yapılan yer. Yeni yapmışlar, oranın açılışına beni davet edildiler, ben açacakmışam. Ben de yalan da yok, yalan da yok. Ben biraz geri gelirim, herkes görsün. Neyse, o arada İspanya Başbakanı'nın olduğunu anladık, neyse açtım. Davet ettiler, dedim neyle gelin, vesait de yok. Dediler sen şu anda neredesin? Dedim Büyük Kaplıca'nın önündeyim. Dedi Kaplıca'ya gir, biz sana bir tane denizaltı yollarız. Beni götürecek. Şimdi Büyük Kaplıca dedim ya, kanalı da büyük. Yani oraya 3 tane denizaltı sığar. Öyle büyük kanalımız var Kaplıcaların. Yarım saat geçti geçmedi, denizaltı yanaştı. Bindik 2018 model. 4 kapılı. Bir de LPG'yle çalışır. İhtisatlı. Neyse bindik, 45 dakika sonra İspanya kıyılarına yanaştık. Yanaştık, İspanya tükürmüş. Bütün halk orada bağırıyor. T-U-M-I, T-U-M-I. Neyse tekkemi çıkarttım, böyle bir salladım. Dedim hava güzel, kol kola girek, Eraniye gidek, açılacak yer. Kordele çekmişler kırmızı. Makası verdiler, bir tane güzel bayan getirdi. Tepsinin içinde makası aldım. Hiç bismillah bismillah demedim, bana ne gavur yeri. Bismillah diyeceğim, o bismillah'tan nasiplenecekler. Talaşıyamaydı valla. İlaçına kestim dedim. Kestim neyse, geçtik oturduk. Cumhurbaşkanları da gelmiş. Şimdi ben beni oturuyorum. Sağ tarafımda cumhurbaşkanları, sol tarafımda başbakanları. Biraz sonra içeri boğayla dövüşecek adam geldi. Kısa pantol giymiş, buraları bile kordeleli, aynı benim yeleğimden giymiş, böyle süslü püslü. Elinde de kırmızı bir tane nevresi. Cumhurbaşkanlarına dedim ki, hayırdır o kırmızı nevresi mi, ne edecek? Dedi ki boğaya kırmızı nevresimi gösterdiler mi, boğa dellenirmiş, saldırırmış. Dedim hayırdır, hiç hayatımda gördüğüm yok öyle bir şey. Neyse geldi, herifin adı da Matara. Matara mıdır, Matar dur mudur nedir işte. Geldi bana böyle bir selam verdi, hoş geldin falan. Biraz sonra kapıları açtılar, boğayı içeri verdiler. Boğa demek 4-5 ay içeride kalmış ya, dışarı çıktı. Ola sana kim üfürdü boğa? Dellenmiş. Sağa bakın, sola bakın, kime vurayım? Ola dedim herifin pili bitti, tamam. Ocağı söndü herifin. Herif kırmızı nevresimi almış, salli. Dedim iyice ocağım battı. Kırmızıyı gördü ya boğa, böyle gerildi gerildi, o burnu var ya. Çift eş sözlü arabalar olur ya, yine bir hava verir orada. Dedim bitti herif başkanım. Gerildi, kendini koy verdi bunun üstüne, kırmızı nevresimin yerine boynuzlarını karnına geçirdi herif. Havada çevirir herifi. 8, 9, 10 nasıl fırlatmasıyla herif bir havada gelir, vura 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 vura. Geldiğinde patates çuvalı gibi önümüze düştü. Düştü ama bir ses çıktı heriften, başka yok, bir ses. Öyle gitti, hücrete. Kırmızı nevresime sardılar, aldı götürdüler. Şimdi boğa durmuyor. Boğa durmuyor. Kim atlıysa aşağı vurur, telef edir. Atır. Ambulansla sıraya düzüldüler. Ben de yalan da yok, hılaf da yok arkadaş. He. O arada cumhurbaşkanları bana başkanım bile dürttü, dedi ki yahu Teo baba dedi, bir baban heline bir yine bu boğayla bir ilgilen. Ona dedim bana ne kardeş. Şimdi gavur boğası, bana ne kardeş, nasıl denlettiniz ile de akılladın. Vallahi yine biz dayanamıyoruz. Yine dayanamıyoruz biz, hani insan olarak. Biz millet olarak, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, yeter ki insan olsun. İnsanı severik Yaradan'dan ötürü. Dayanamadım, kendimi attım Erana'nın içine. Dayanamadım. Atladım aşağı ama ben de bilmiyorum, ben nasıl atladım oraya. Boğa beni gördüğü cedellendi. Cavur boğası,
Türkiye'den gelirim. O derlenmesin kim derlensin? Beni gördü nasıl her şeyini? Şimdi kırmızı da yok salayım ola nasıl edem? Ne edem? Yeşili çıkarttım çak ettim. Ola dedim bir de yeşile edem. Buğa gerildi gerildi üstüme gelir beni de aynı eyle edecek. Kuyunuzları geçirecek karnıma bilirim. Yaradan'a sıkıntım. O arada ben hatim yendireceğim zaten. Ula dedim ben nasıl atladım? Kendim de değil. Sallıram geldi. Efendime söyleyeyim karnıma geçireceği sırada kenara çekildim. Kuyruğundan yakaladım. Yaradan'a sıkıntım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Çekmemle ayakları boşa geldi. Havada çeviririm. Bugay. Biton. 8, 9, 10 nasıl fırlatmamla Erana'nın duvarına sümük gibi yapmış. Bir haydi. Git beni anla. Şimdi de. Ben de yalanda yok, hılapta yok. He. O arada bütün millet ayakta. T-Y-O-M-I Cumhurbaşkanlarıyla başbakanları hemen atladılar Erana'nın içine. Başladılar bana tehlifte bulunmaya. Teo baba hile sen yeter ki Madrid'de kal. Madrid şehri. Burada kal. Sana yattan tut, kattan tut, akla ne gelirse banka hesapları her ay bu kadar para. Yani dünya malı ne var hepsini benim önüme serdiler. Yeter ki sen İspanya'da Madrid'de kal. Ben ikisinin de omuzuna ellerimi koydum. Dedim kardeşler bana bakın. Dedim sağ olasınız. Gönlünüzden koptu bana verdiniz bunları. Bana dedim Madrid'i de verses. İspanya'yı da verses. Bana dünyayı da verses. Benim Türkiye'm bana yeter de artar bile. Ya ben Türkiye'siz edemem ki. İpeki kardeş. İspanya'da Akhisar var mı? Yok. Erzurum var mı? Şırnak var mı? Diyarbakır var mı? İzmir var mı? Antalya var mı? Trabzon var mı? Ankara var mı? Bir de ben nasıl yaşarım bunlarsız? Benim Türkiye'm bana yeter de artar bile. Bize yeter de artar bile. Kabul etmedim çıktım geldim. Hiç beni koymazlar da. O dönemde de tam geldim Türkiye'ye telefon çaldı başkanım. Meclisten yine beni arıyorlar. Ecele Antalya'ya gideceğiz. Hayırdır? G20 toplantısı var idi ya. Fransa'da gelemedi Fransa. 19'a düştü toplantı. Dediler ki G20'yi tamamlayacaksın. Dedim benim başımın üstüne. Gittim neyse G20'yi tamamladık. Mevcut tamam. Benim şansım, sevmediğim adam var hep orada. Karşım belediyeyi kim oturur? Almanya Başbakanı var ya o Eskete'de. Adı neydi? Tamam Merkel de ben ona Pergel diyeyim. Ola kardeş, Pergel ne iş görür? Yuvarlak çizer. Pergel yuvarlak çizer. İşte bunlar Avrupa hep böyle yuvarlak çizdi. Bir dedikleri... Ötekini tutmadı. Yuvarlak çizirler. Kıvırırlar böyle. Alttan ben ayağıyla vuruyor. Akşam ne edeceğiz? Neredeyiz? Tövbe estağfurullah. Git bacım git. Git. Beni cemden bulaştırma git. Putin de yanında oturur. Rusya Cumhurbaşkanı Putin var ya. Ayağın giysen ayağın sıkar. Eri adamlar hep orada. Zaten Putin'in dedeleri beni çok iyi bilirdi, çar dedeleri. Geçmiş zaman Erzurum işgali bitmiş, bunlar hep kaçtılar çar dönemi. Bu çarı iyi bir dövmüştüm o zamanlar. Ben de yalanda yok, kılaf da yok. Unutmamış demek. Gel zaman beni aradı. Ya dedi, Teo baba dedi, yıllardır içimde uhde kaldı. Beni babam bile senin gibi dövmemiş idi. Bir gel seninle yakından bir tanışak. Kremlin sarayına beni davet edir. O zaman vesait de yok. Ben Python'la çıktım gittim. Şimdi gitmesen diyecek Korti de gelmedi. Gittim ama o zaman Hitler de var. İran Şahı da var.
Rıza Pehlevi falan hep orada. Üçü böyle otelinler Kremlin Sarayı'nın bahçesinde cağ kebabını da kurmuşlar. Erzurum işgalinde öğrenmişler oraya hep. Semaver çayı hazır. Neyse hoş beş oturduk. Şimdi ben pehlivan iştahı başkanım. Cağları bile çekirem. Belki 50 tane cağ yedim, onlar hele çatalına bıçakla uğraşırlar. Şimdi çok yiyirem ya. Çarın gözü bende bir şey diyecek belli. Lapi ağzına getirir geri çekir, getirir geri çekir. Dayanamadı çar bana, dedi ki o arada. Ya dedi Teo baba, neredeyse beni de yiyeceksin. Teo durur mu? Dedim ki kardeş, bizim dinimizde domuz eti yemek yasaktır. Ben seni yemem. El açıp diye oturdu. Ulan sen kiminle dans ediyorsun oğlum? Neyse yedik içtik çaylardı içtik, dediler ki boşuna niye oturduk, bir okey atak bir şeylerine. Dedim benim bir tane Hasan Karası'nda köhne bir evim var, ben evi koyacağım. İran Şahı dedi ben de İran petrollarını. Çar'da dedi ki ben de Türkiye Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını. Hitler de dedi ki Almanya'ya işçi alacağım, istediğiniz kadar yollayın. Dedim olan tamam. Başladık. Şimdi bir iki el ben bittim, onlar üçü bana kumpas kurmuşlar belli. Ona ben gittikçe aşağı düşürem. Eli olduk ki benim 4 sayım var, onların 8'er sayıları var. Yani kim bilse bana kalır. Ocağımız batacak. Yaradan'a ellerimi açtım. Şimdi dua edilmez. Kumara dua olur mu? Ama gavur ellerindeyiz. Mecbur. Türkiye'nin adı var. Olan arkadaş duam bitti. Baktım iki okey bana geldi. Dedim yaktım çıradı. Ulan arkadaş he. Yine elde düzeli gelmiş. Böyle bir tınk okey bir döndük okey tınk iki. Üçü böyle birbirine baktım, o spor kesildiler. Nasıl etti, ne etti dedim, ecerhilli ettimse. He, vallahi dedim içi gözüm kör ola. Aha hepsi ortada. İşte ondan mütevellit Türkiye Cumhuriyetleri bağımsızlığı benim sayemde olmuştu. İran petrolları benim sayemde akıyor. İşçilerimiz de benim sayemde orada çalışırlar. He. Allah onların da yollarını izlerine açık eylesin. Sayın Başkanım, soy isminiz gibi hakikaten hızlı. Akhisarımız hızlı bir şekilde büyüyor. Hakikaten öyle. Ayrıca Akhisar Spor'u da tebrik edeceğim. Ya var idi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon. Şehir takımları hem de büyük şehir takımları. Ama bir ilçe takımı bak hepsinin ağzından burnundan getirir. Gidin haydi he. Zannettiniz öyle meydan boş. He. Atını sürersiniz. Tebrik ediyorum Sayın Başkanım. Hakikaten o otobanda inşallah olduğunda bu yollar da düzelecek. Evet, oy kurban olurum ben. Bunu her zaman boynumda taşıyacağım baba. İnşallah onlar da hallolacak. Poz mu verelim? Evet, çok teşekkür ederim. Can, ulan nereye gidiyorsun? Meydanı boş buldu ya, he, kurban olurum ona. Yine bir telefon daha. Bunu da anladım, bu çok güzel. Aynı böyle düğün gibi oturmuşuk. Almanya'da Merkel'in kızının düğünü var. Meclisi davet etmişler, bu ara işler yoğun ya. Merkel de utanmaz da pergel. Utanmaz gene kızının düğününe, niye? Gene bir şeyler götürecek. Da takacaklar ya. Almanya çökmüş, ben Almanya'ya çok gittim geldim de. Hakikaten Almanya değil, Avrupa bitmiş.
bitmiş belli etmiller. Türkiye yükseliyor ya, hazmedemiller. Havalarını da aldık elinden. Diyeceğiz sürü. At arabasıyla gidersiniz bundan sonra. Neyse, meclisten dediler ki Tüyami, sen geleneklerimizi, örfümüzü, adetimizi bilirsen baba hayrına bir git, bir gerekeni yap gel. Dedim başımın üstüne. Tedarikimi yaptım, doğru Almanya'ya, Berlin'de düğün. Düğün evinden içeri girdim ki 1000 tane masa. Her masada da her ülkenin cumhurbaşkanları, başbakanları, hanımlarıyla gelmişler. Otururlar. Her masanın üzerinde de her ülkenin bayrağı var. Ula dedim, benim masa nerede? Benim hanım manım yok. Orta bir yere koymuşlar masayı. Al bayrak üstünde dalgalanır. Daha böyle yerime geçip oturmadan ben o 1000 tane masaya baktım. Bayraklara baktım, baktım, baktım. Hakikaten bizim bayrak o 1000 tane bayrağın en güzeli. Bayrağımıza kurban olayım. Gururuna geçtim başkanım, yerime oturdum. Dedim ya, hoşlanmadığım adamlar hep, gittiğim her yerde olur. İnsan seviyoruz ama bir de hoşlanmadığımız var. Lan gel de hoşlan. Kim gelmiş oraya? Eski Amerikanya başkanı Bush. Hanımıyla. Hanımının adı da ne? Nancy. Goodie adı. Nancy. Koymuş neydi abi isim. Ama Merkelgil de ne ikram koymuşlar? Kurabiye ablalar. Kura bizim düğünlerde keteler, çörekler, envai türlü yiyecekler, içecekler, her şey var. Kurabiye koymuşlar, böyle al duvara vur geri gelsin, ile sert. Kızan oğlu kızanlar. Çerez koymuşlar, leblebiyle üzüm, başka bir şey yok. O puş var ya, görmemişler gibi o kurabiyeleri nasıl yiyin. Bırak gıcık oldum, ecedi masanın kenarından. Dedim ola, dedim Allah gözün doyura. Allah gözünüzü doyura. Allah Amerika'nın gözünü doyura. Ola yediniz bitirdiniz, dünyayı yediniz bitirdiniz. Hele daha yiyiniz ola dedim, ye patla, ye patla. Hanımı da neydir abla? Hanımı da çantayı açmış, çerezi doldurur, götürür Amerika'ya. Ama siz de yediniz bazı düğünlerde, ben biliyorum. Kesinlikle görmüşüm. Anamcığım doldurdular efendime söyleyeyim. Öbür masada kimse yok ya, oraya da gidip bakın, oradan da arayı doldurdular. Evde çayı koyuyorlar, semaver çayı, kütür kütür, çerez yiyorlar. Ama iyi oluyor değil mi? Kurban olayım ben size. Allah sizlerin eksikliğini vermesin. Her kadın anadır. Kadına şiddete hayır. Kadın bizim her şeyimizdir, anamızdır. Doğan çocuk, kız çocuğu anadır. Ona göre herkes hareket etsin arkadaş. Ben hanımdan korkuyorum vallahi. Telefonu açtım bakıyorum, hanım esas duruşta. Buyur Hacı Hanım. Hacı Hanım dedim mi iyice bile yağlar erir ya onda, tamam. Söyleyeceğini durdu daha bana. Vallahi. İlahtan direnmişim. Neyse, biraz sonra dans müziği başladı, bunlar dans edirler. Ben danstan manstan anlamam, benim düğünün sonunda ben size dansı göstereceğim. Oynadılar, oturdular, takı töreni başladı. Takı töreni başladı, İngiltere kalktı kıza bir tane kolye. Fransa kalktı bir tane kıza yüzük falan filan, yani anlayacağız, Urus pazarından almışlar hep, incik boncuk. Puş kalktı bana hava atacak. Cebinden bir kutu çıkarttı, içinden bilezik. Bileziği ele endezeyle tutur, korkur ki kırılır. Ele ince bir bilezik. Kızan oğlu kızanlar ola. Kızın koluna da takan da kırıldı. Kurban olduk ama Allah. Rezil edecek onu orada işte. Rezil rüsvü olacak. Sanın gözü bende. Köyemi ne takacak, Türkiye ne takacak? Bizim geleneğimiz, örfümüz, adetimiz var. Bizim geçmişimiz var.
Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Kalktım cebimden bir kutu çıkarttım, aha içinden 2 metre kordon. Ya o ki kızın boynuna dolamayacağım. Doladım kızın boynuna link düştü bile. Alışmamış. Altın kordon 2 metre. Buna dedim kızın boynu kırılacak, çıkardın onu. Çıkarttılar da kız kurtardı, nefes aldı. Öteki cebimden bir kutu daha çıkarttım. 2 tane Erzurum burma bileziği. Her tanesinin kalınlığı, aha 3 parmağım kadar. Kızın sol koluna taktı, kızın sol kolu yanına düştü. Ağır, 2 tane. Birini çıkarttık, ötekine taktık, kız dengeye geldi. Bende yalan da yok, laf da yok, eyvallah. Ondan sonra başkanım aradım, meclisi dedim görev tamamdır. Bütün 1000 tane ülkeyi rezil ettik. Alnımız açık, yüzümüz ak. Çıkıp geldim Erzurum'a aldım. Cebimde her zaman 1 tane cidit açıram. Cidiyi verdim ona, dedim 1 tane de bunu çal. Erzurum'umuzun seyirlik oyunlarından köylü kızı çayırda gezer. Onu da orada icra ettim. Ondan sonra ayrıldım, geldim memlekete. Allah ne kadar güzellik vermişse sizden olsun diyorum. Oyunumu oynadıktan sonra huzurlarınızdan ayrılacağım. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Ağzımızın tadını bozmasın. En güzel ne yaratmış? Sayın Başkanımız. Evet, çok değerli hemşerilerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu gece muhteşem ve harika bir gece yaşıyoruz hep birlikte. Geçenlerde sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Anlamak için durmak gerekir diye bir söz vardı. Çok hoşuma gitti. Anlamak için aynı zamanda dinlemek gerekiyor. Ve Anadolu'ya kulak vermemiz lazım. Anadolu'yu dinlememiz gerekiyor. Burada Anadolu'nun bağrından çıkan kardeşlerimiz bize ait olan bütün değerleri sahiplenerek bizlere mesajlar verdiler. Bizlerle birlikte olmaya gayret ettiler. Bizler de Akhisar'da yaşayan Akhisarlar olarak bu şehrin değerlerini yüceltmeye, bu şehrin değerlerini zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple ben burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir gece, muhteşem insanlarla bir aradayız. Sizler buna katkı sağlıyorsunuz. Allah inşallah gücümüzü artırsın, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah ben sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum bu gece ve kendimi orada çok güvende hissettim. Sizlerle aynı şeyi paylaşmak benim için çok değerli, çok önemli. Allah'a şükrediyorum ki sizlerle birlikteyim ve sizler gibi güzel insanlarla bir aradayım. Tekrar hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki bütün kardeşlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım, bir yere ayrılmıyoruz. Sayın Başkanımızın nazik bir hediye takdimi var. Önce köy emmimize bir... Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Teyo, Allah size için. Ben nesin Sayın Başkanım? Yine Dadaşlar Doğu'nun fasıl ekibinin başkanı Yaşar Aytan'a bir... Sevgili Yaşar, buradayız başkanım. Yine çok kıymetli kardeşimiz Murat Cinis diye takdimi var. Teşekkür ediyoruz başkanım. Bu da Haluk kardeşimiz olsun. Sen nesin Haluk abi? Sayın Başkanım. Evet, ben alkışlarla uğurluyoruz. Bu güzelin gecenin mimarı. Sağ olun, var olun. O kültür elçimiz, Akhisar'a çok büyük emekler sarf eden başkanımızı uğurluyoruz. Ve sizleri